Canlarım selam. Ben Emir Hoca'nız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane Kitap Bilgisayar Matematik Soru Bankası'nda bölüm 2 bölünebilme test 4'teyiz. Gelin hemen sorularımıza başlayalım. Şekildeki gibi 13 çekmeceden oluşan bir dolap yüzler, onlar ve birler basamaklarını gösteren 3 bölmeye ayrılmış olup her bölmede açılan çekmecenin numarası 3 basamaklı bir sayının her bir rakamının hangi basamakta olduğunu göstermekteymiş. Mesela 432 aşağıdaki şekildeki gibi gösteriyor. Burada dördüncü, burada üçüncü, burada ikinci. Bu şekilde modellenebilir. Buna göre bu dolapta her bölmeden yalnızca bir çekmece açılarak 12'nin katı olan 3 basamaklı kaç sayı modellenebilir? Şimdi arkadaşlar bir sayının 12'ye bölünebilmesi için mecburen 3'e ve 4'e bölünmesi lazım. Burada önceliğimiz tabii ki 4'e bakmaktır. Geldik şöyle 3 basamaklı sayılar yazdık. Canlarım dikkat edin mesela buranın sonunun sıfırlı olma ihtimali yok. Çünkü hep burası 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peki ne yapacağız o zaman hemen 12'den başlayacağız. 12 olur 16 olma ihtimali yok. Çünkü burada hemen baktığımız zaman görüyoruz ki sonu 6 olan bir yer yok. Burası gitti. Şimdi geldik hemen ne yapalım yine 3 tane çizgi çizelim. 1, 2, 3. Canlarım 20 olma ihtimali yok sonunun. O zaman 24 olma ihtimali var mı? Evet tabii ki var. Peki 28 olma ihtimali yok. O zaman bu da gitti. Şimdi geldim yine 3 tane çizgi çizdim. 28'den sonra 4'ün katı olan sayı 32. 32 olma ihtimali var. 30 alma, 36 olma ihtimali yok ve ondan sonrasına zaten bakamıyorsun. Şimdi ben şu an ne yaptım? Sonu 12, 24, 32 olduğu için 4 ile bölünebilmeyi garantiledim. Sırada ne var? 3 ile bölünebilme. Bu sayının 3'ün katının olması için rakamları toplamı 3'ün katı olması lazımdı. Şuradaki rakamların toplamı 3. O zaman sen 3 ve 6 yazabilirsin. Yani 312 al sana 12'ye bölünen bir sayı. Ya da 612 al sana 12 ile bölen bir sayı. Geldim buraya. Burada rakamların toplamı yine 6. O zaman sen ne yapacaksın? Hemen yine 3 ve 6'yı buraya yazabilirsin. O zaman sayılardan biri 324. Diğeri ise 624'tür. Son olarak geldik. Sonu 32. 3, 2 daha 5. O zaman sen 5 ile kimi toplarsan 3'ün katı olur. 1'i toplarsan yani 132. Sen buna 3 eklersen yine aynı şekilde 432'yi alırsan... Bu ifade ne yapar canlarım? Tabii ki 12'nin katı olur. O zaman kaç tane sayı yazdık? 312 1 hemen gösteriyorum. 612 2, 324 3, 624 4, 132 5 ve 432 6. Toplam 6 tane bu çekmecenin dolaplarıyla 12'nin katı olan sayı yazdık. Geçtik ikinci sorumuza. Rakamlarının sayı değerlerinin toplamına tam bölünebilen pozitif tam sayılara hars hat sayıları denir. Örneğin 180 sayısının rakamlarının sayı değerlerinin toplamı 1809'dur ve 180, 9'a tam bölünebildiği için 180 sayısı bir harsat sayısıdır. Buna göre 3 basamaklı birbirinden farklı 3 harsat sayısının toplamı en az kaçtır? Şimdi burada hemen direkt yüzde başlayalım. Yüzün rakamlar toplamı 1 olduğu için ve her sayı 1'e bölündüğü için 100 benim aradığım sayılardan birisidir. Sonra geldik 101'e baktık. 101'in rakamları toplamı 2 yapar. Bu sayı çifttir. Buradaki sayı tektir. O zaman 101 2'ye bölünmeyeceği için bu benim istediğim sayılardan biri değil. 102 rakamlarını topladın 3. Zaten rakamları toplamı 3'ün katıysa bu sayı 3'e tam bölünür. 102 benim aradığım sayılardan birisidir geldik bir sonraki sayı 103'e baktık. 103'ün rakamları toplamı 4 olur. 4'e yapmaz, tam bölünmez çünkü tek sayıdır. 104'e baktım. 104 rakamları toplamı 5 yapar. 5'e bu ifade tam bölünmez çünkü birler basamağı 4 bu da gitti. 105'e baktım. Rakamları toplamı 6. Bu sayı tek olduğu için 6'ya bölünmez. 106'ya baktım. Buranın rakamları toplamı 7. 7'ye tam bölünüyor mu? Hemen 106'yı 7'ye bölmeye çalıştık. 1 kere 7 36 bölünmediği için istediğim sayı değil. 107 rakamları toplamı 8'dir. Burası tek olduğu için 8'in katı gelmez. 108'e baktık. Rakamları toplamı 9 ve zaten rakamları toplamına bölünüyorsa 9'a bölünüyor. O zaman bu sayı bir harsat sayıdır. Bunların toplamını istemiş. O zaman 100 bundan sonra 102'yi bulduk ve en son 108'i bulduk. Topladığın zaman 10 elde var. 1 biri yazdım 310 yani değişikli geldi güzel insanlar. Geçtik üçüncü sorumuza. Aşağıda 5 bölümden oluşan bir soru bankasındaki bölümlerde bulunan test sayılara gösterilmiştir. Bir öğrenci bu soru bankasında her gün aynı bölümde bulunan testlerden 3 tanesini çözmektedir. Öğrenci bu şekilde kitabı bitirmek istediğinde en son gün iki test çözmek zorunda kalmıştır. Buna göre öğrencinin son günde çözdüğü testler hangi bölümde yer almaktadır? Şimdi geldim. Ben burada her gün 3 test, 3 test, 3 test çözsem 12 günde bitiririm. O zaman bu benim son bölümüm değil. Geldim buraya. Burası da zaten 42'de 3'ün katı. O zaman burası da ne yapar? Tam gün olarak biter. 24 de 3'ün katı. O zaman bu da benim son çözdüğüm bölüm değil. 18 de 3'ün katı. Demek ki bu da benim son çözdüğüm bölüm değil. Ama 56'yı dikkat 3'erli çözdüm. 3 çarpı 18 yani 54 yaptı. Ve sonraki gün ne yaptım? 2 test çözdüm. O zaman demek ki benim son gün çözdüğüm bölüm D bölümüymüş. Cevabım da D Geldi güzel insanlar. Geçtik dördüncü sorumuza. ABC üçgeni şeklindeki bir cismin A köşesinde duran bir kişi üçgenin kenarları üzerinde eşit adım aralıklarla yürüyerek A köşesinden C köşesine 5 adımda şurayı geldi. 5 adımda tamamladı arkadaşlar. Tamam. Sonra C köşesinden B köşesine 7 adımda burayı da 7 adımda tamamladı ve son olarak B köşesinden A köşesine 6 adımda gitti. Şimdi bu arkadaş ne yaptı aslında? A'dan tekrardan A'ya gelirken 6, 11, 18 tane adım attı. Şimdi soruda ne diyor canlarım? Buna göre A köşesinden Ok yönünde harekete başlayan bu kişinin 353 adım sonraki konumu aşağıdakilerden hangisidir? Ben ne yapacağım o zaman? Bu 353'ü alacağım tabii ki 18'e böleceğim. Çünkü her 18 adımda bir ben tekrardan A noktasına geliyorum. O zaman 353'ün içinde 18 şuraya geldik bir defa yazdık 18. Şurası 17 oldu. 173'te 18 9 defadır. 8 kere 9 72 elde var 7. 9 kere 1 9, de geldi. Burası 162 oldu. Çıkardığın zaman sonuç 11 geldi. Şimdi canlarım ben 19 defa tur atıyorum o zaman. Buradan çıkan sonuç o. Bu benim tur sayımdır. Her seferinde başa geliyorum ya 19 tur attım. Sonra atmam gereken 11 tane adım var. E 5'ini burada atacaksın. 5 adım attığın zaman geri 6 adım kaldı. 6 adım attığın zaman o zaman sen B ile C kenarı üzerinde ne yaptın? B köşesine bir adım uzaklıkta, C köşesine de 6 adım uzaklıkta. O zaman cevabın hangisi bir bakalım. BC üzerinde olacak. Yani D veya E. B köşesine bir adım uzaklıkta. Evet cevabın E geldi güzel insanlar. Geçtik 5. sorumuza. Bir alışveriş merkezinden sahip olduğu kırtasiye dükkanı için... Birinci şekilde verilen listede yazılı ürünleri eksiksiz bir şekilde alan Büşra kasiyere 600 TL verdikten sonra yazar kasada ikinci şekildeki gibi bir görüntü oluşmuştur. 4A1 BCD 3 basamaklı doğal sayılar olduğuna göre A artı B eksi C artı D ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi canlarım buradaki mantık şu aslında 45 tane kurşun kalem 27 tane silgi, 72 tane kalem tıraş. Her bir ürünün fiyatı da tam sayılmış. E şimdi sen diyelim ki bundan X tane aldın, bundan Y tane aldın, bundan da Z tane aldın. O zaman burası 45 tane X artı 27 tane Y artı 72 tane Z geldi. Şimdi hocam iyi de burada ne yorum yapacağız? Dikkat edin bak 45, 27, 72 bunların her biri 9'un katıdır. Bak burası 9'un katı. Burası 9'un katı. Burası 9'un katı. O zaman benim buradaki toplam şu 4A1 TL'm 4A1 TL, 9'un katı olmak zorunda. E şimdi burası 9'un katıysa 4 1 daha 5. Sen 5 ile A sayısını topladığında 9'un katı oluyorsa senin aradığın A sayısı mecburen 4 olmak zorunda. Yani bunların fiyatı 441 TL tuttu. Ben 600 TL verdiysem şurası da benim para üstüm olmak zorunda. BCD de para üstü olmak zorunda. O zaman BCD neye eşit olacak? 600 eksi 441 yani buranın sonucu ne gelecek canlarım? Tabii ki 159 gelecek BCD sayısı. Şimdi buradan çıkan sonuç A'yı kaç bulduk? Biz 4 bulduk. B'yi kaç bulduk? 1 bulduk. C'yi kaç bulduk? 5 bulduk. D'yi kaç bulduk? 9 bulduk. A artı B bunların ikisinin toplamı 5. C'yi onlardan çıkaracağım ve en son D'yi ekleyeceğim. O zaman buranın sonucu 9 gelir. Doğru cevap C şıkkı gelir canlarım. Geçtik 6. sorumuza. Bir banka müşterilerine müşteri numarası olarak şeklinde şuradaki şekildeki gibi 7 haneli bir numaralama sistemi kurmuştur. Bu sistemde sol taraftaki 3 haneye 3 basamaklı bir doğal sayı girilecektir. Sağ taraftaki 4 haneye de sırasıyla sol taraftaki sayıların 2, 3, 5, 9 ile bölümünden elde edilen kalanlar yazılacaktır. Yani şuraya 2, 3, 5 9 ile bölümünden kalanlar yazılmış. Peki buna göre bu şekildeki müşterinin numarası için A ile B'nin çarpımı kaçtır? Şimdi 2 ile bölümünden kalan 1 ise demek ki benim buradaki sayım bir kez ne olacak? Tabii ki tek olacak. 5 ile bölümünden kalan 2 ise birler basamağı ya 2 ya 7 oluyordu ama ben tek aradığım için 2 ihtimali ortadan kalktı. Sonra geldim 3 ile bölümünden kalan 2, 9 ile bölümünden kalan 5 olacak. Sayı yazayım 3, A, 7 yazdım. Bu sayının 9 ile bölümünden kalan 5 ise hemen canlarım ne diyeceğiz? 9K artı 5 yazacağız. Rakamları toplamı 10 artı A yaptı. Eşittir 9K artı 5 Attım buraya 5 artı a eşittir 9'un katıysa a buradan kaç gelir? Tabii ki 4 geldi. Şimdi bakalım arkadaşlar son olarak burada 3 ile bölümünden kalan 2 mi? Evet zaten sağlamak zorunda. 11 artı 3'ten 14, 14'ün de zaten 3 ile bölümünden kalan 2. Demek ki a sayısı 4 çıktı, b sayısı 7 çıktı, çarpımları 28 değişikliği gelir güzel insanlar geçtik 7. Sorumuza da hemen sorumuzu okuyoruz. Bir fabrikada çalışan 5 mühendisin kullandığı mavi, yeşil, sarı, siyah, kırmızı renkli 5 önlük askılara birinci durumdaki gibi asılmaktaymış. Bu önlüklerle ilgili aşağıdakiler bilinmekte. Mühendislerden her bir işe başlamadan askılardan bir önlük alıyor ve gün sonunda askıya tekrardan asıyormuş. Peki 5. askı dışındaki eninci askıdan alınan önlük gün sonunda en artı birinci askıya asılıyor. Şimdi burası önemli. Ben buradaki paragraftan çıkardığım sonuç şu. Diyelim ki sen birinci askıdan aldın ya. Akşamleyin geldin bunu kesin ikiye asacaksın. İkide mi aldın? Geleceksin bunu üçe asacaksın. Üçte mi aldın? Gelip bunu dörde asacaksın. Dörtte mi aldın? Gelip bunu beşe asacaksın. Ama beşinci askıdan alınan önlük ise... Her seferinde gün sonunda birinci askıya yani şuradaki 5'i ne yapıyorsun sen hep gelip birinci yere asıyorsun. Şimdi canlarım burada hemen ne yapalım? Şuradaki aslında ilk durumu buraya bir yazalım. Çünkü büyük bir ihtimal onu kullanacağız. Birinci durumda normalde mavi var. İkinci durumda yeşil var. Üçüncü durumda sarı var. Dördüncü durumda siyah var. Ve beşinci durumda da kırmızı var. Yani şuradaki panoyu aldım ben buraya gösterdim. Şimdi örneğin diyor ki işe başlarken birinci durumda bulunan önlükler gün sonunda ikinci durumdaki gibi asklar asılıyor. Evet öyle. Çünkü maviyi ben nereye asacağım? 2'ye asacağım. Bir sonrakine. Yeşili nereye asacağım? Tabii ki üçüncüye. O zaman sarıyı nereye asacağım? Tabii ki dördüncüye. Siyahı nereye asacağım? Tabii ki beşinciye. Kırmızı beşinci hep ne yapıyorsun? Hop başa gönderiyorsun. Buna göre önlükler birinci durumdayken ne yapıyormuş? birinci durumdayken işe başlayan mühendisler 178. iş gününün sonunda önlükleri askılara astıklarında yeşil renkli önlük kaçıncı askıda olur? Şimdi canlarım hemen şöyle gelin biz buraya bir başlangıç yazalım. Başlangıçta bize yeşili sorduğu için yeşil kaçıncı sırada? Tabii ki ikinci sırada gelin bak bu aslında başlangıç durumuydu. Hemen iki yazdım. Şimdi birinci günün sonunda bizim yeşil gömleğimiz 3'e geldi. İkinci günün sonunda bizim yeşil gömleğimiz 4'e geldi. Üçüncü günün sonunda bizim yeşil gömleğimiz 5'e geldi. Dördüncü günün sonunda 5'te ne yapıyordu? Hop başa dönüyordu 1'e geldi. Şimdi son olarak 5. günün sonunda ikinci sıraya geldi. Yani başlangıca bu döndü. Demek ki her 5'te bir başa dönecek. O zaman ben ne yapacağım? 178'i alacağım. Tabii ki 5'e böleceğim. O zaman 17'de 5, 3 defa burası 15. Gel buraya 28 yaz. 28'de 5, 5 defa burası 25. Kalan 3. Kalan 3 ise o zaman sen ne yapacaksın? Üçüncü güne bakacaksın. Üçüncü günde kaçıncı sıradaydı bu? Tabii ki 5. sıradaydı. Cevabımız da böylelikle E şıkkı geldi. Bak buradaki 3 senin günün yani 3. günde nerede olduğuna bakıyorsun. Tabii ki 5. sıradasın. Geçtik 8. sorumuza. X, Y, Z sıfırdan ve birbirinden farklı birer rakam olmak üzere. 3 basamaklı X, Y, Z sayısı 15 ile 3 basamaklı Y, Z, X sayısı 33 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre kaç tane Y, Z, X 3 basamaklı doğal sayısı yazılabilir? Şimdi canlarım bir sayının 15 ile bölünmesini istiyorsan 3'e ve 5'e bölünmesi lazım. Öncelik 5'te. Çünkü direkt nokta atışı baktırır bana. Birler basamağı ya 0 olacak ya da 5 olacak ki 5'e tam bölünsün. Sorunun başında 0'dan fark dediği için bu ihtimal gitti. Z'nin sen kesinlikle 5 olduğunu biliyorsun artık. Geldim buraya baktım mı baktım. Şimdi 33 ile bölünebilmesi için 3'e ve 11'e bölünmesi lazım. Burada da 3 şartı var. Zaten burada da 3 şartı var. Zaten olmak zorunda. Çünkü bir sayının rakamlarının yerlerini değiştirmen o sayının 3 ile bölümünden kalanı değiştirmez. Mesela geldin 102 sayısı yazdın. Bu ifade 3'e tam bölünür. 201 sayısına bak. Bu da tam 3'e bölünür. 210 sayısına bak. Bu da 3'e tam bölünür. Çünkü sen bunların rakamlarının toplamının hep aynı olduğunu biliyorsun. Onların yerlerinin değişmesi 3 ile bölümünden kalanı değiştirmez, etkilemez. O zaman gelin hemen 3 ile bölünebilmeye bir bakalım. Rakamları toplamı x artı y artı tabii ki 5 oldu. Bu 3'ün katı gelecek. 5'ten sonra 3'ün katı olan ilk sayı 6'dır. x artı y 1 olamaz ama yine de yazalım. Çünkü birbirinden farklı. E biri 1 ise zaten diğeri 0 olamaz. Kesin 2 bu toplam en az 3 olacak. Ama biz yine de 1'i yazalım. 3 ekledim buna 4 oldu. 3 ekleyerek gidiyorduk 7 oldu. 3 ekledin 10 oldu. 3 ekledin 13 oldu. 3 ekledin 16 oldu. Burada durdu. Niye burada durdu? Çünkü iki tane rakamın toplamı zaten maksimum 18 yapabilir. Sen buraya 3 eklersen 19 olma ihtimali yok. Şimdi geldik buradaki 3 ile bölünebilmeye baktık. 5 ile bölünebilmeye baktık. Sırada 11 ile bölünebilme kaldı. O zaman y, z'yi zaten 5 bulmuştum. Geldim x'imi yazdım. 11 ile bölünebilme sağdan başlıyorum sola doğru gidiyorum. Artı, eksi, artı şeklinde yazıldı. Yazarsak y artı x eksi 5 dediğin ifade 11'in katı olacak. O zaman k yerine 0 verirsem y artı x buradan kaç çıktı? 5 ama y artı x burada 5 oluyor mu? Hayır olmuyor. O zaman buna bakmana gerek kalmadı. Geldim k'ya 1 verdim. K'ya 1 verirsem y artı x eksi 5 dediğin ifade buradan 11. Buradan y artı x kaç gelir? Tabii ki 16. Burada 16 var mı? Var. O zaman sağlar mı? Sağlar. Sen mecburen İkisinde de olan yere bakacaksın. O zaman buna 9 verirsen burası 7 olur. Buna 8 verirsen burası 8 olur. Buna 7 verirsen burası 9 olur. Başka ihtimal gelmez. Soru da rakamlar birbirinden farklı demişti. 8'e 8 ihtimali de gitti. O zaman kaç tane y, z, x sayısı yazılır? 2 tane sayı yazılır. Cevap B şıkkı. Peki hemen o sayıları da gösterelim. Y 9 iken zaten Z'yi kaç bulmuştuk başta? 5. Diğer X sayısı 7. Burası 7 iken burası 5 burası 9 sayılarımız da bunlar. Böylelikle tüm sorularımız bitti. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın canlarım seviliyorsunuz.